Baştan beri ortak pazara karşısınız. Ortak pazara girişi milletin varlığı veya yokluğu olarak değerlendiriyorsunuz. Oysa sizin dışınızdaki diğer partiler milletin varlığının ve geleceğini Avrupa topluluğu ülkeleriyle bütünleşmede görüyorlar efendim. Evet, çünkü onlar taklitçi zihniyetli partilerdir. Onlar yanlış düşünüyorlar. Türkiye'nin Avrupa ortak pazarına girmesinin ertesi günü İsrail de Avrupa ortak pazarına girecek. Böylece Türkiye ile İsrail tek devlet olacak. Çünkü ortak pazar olmak demek tek devlet olmak demektir. Bu ise Theodor Herzl tarafından 1897'de Basel'de hazırlanmış olan Siyonist planın ikinci adımı demektir. Bu planın birinci adımı İsrail idi, İsrail'in kurulmasıydı. İkinci adımı Büyük İsrail'in kurulması. Türkiye, Irak, Suriye ve Mısır'ın İsrail'e vilayet yapılması adımı idi. İşte dünya Siyonizmi bu ortak pazar oyunuyla bu adımı atmak istiyor. Türkiye'nin ortak pazara girmesi halinde ki böyle bir şey mümkün değildir ve olmayacak inşallah. Ortak pazar Türkiye'yi sadece kendisine uşak olsun, garson olsun diye istiyor. Ortak pazara girmesi demek ikinci Sevr demektir. Yani Türkiye'nin bütün verimli bölgelerinin Batılılar tarafından gelip satın alınması, bugün Türkiye'de çiftliğin sahibi olan bir vatandaşımızın çiftlikte kahya olmaz. Otelin sahibi olan bir vatandaşımızın otelde garson olması demektir. Batı ile ortak pazarın manası budur. Kaldı ki zaten Batı'da tatbik edilen faizci ekonomik düzen Batı'ya da 30 yıldan beri bir fayda getirmemiştir. Siz ortak pazarın 30 yıllık tatbikatını incelerseniz meselenin iç yüzünü görürsünüz. Ortak pazarda global rakamlar büyüyor. Zahiren bir zenginlik gözüküyor. Fakat bu zenginlik ortak pazardaki holdinglerin zenginliğidir. Ortak pazarın içerisinde halkın %10'u açtır. Ortak pazar içinde halkın %10'u fakirdir. Ayrıca %10'u işsizdir. Ortak pazar kendi meselelerini çözmüş değil ki. Ortak pazarda zengin daha zengin, fakir daha zengin oluyor. Bu faizci kapitalist nizam sosyal patlamadan başka bir şey getirmez. Onun için ortak pazar yetkililerle konuştuğumuz zaman bizim onlara söylediğimiz söz şudur. Niye siz ortak pazara girmiyorsunuz dediklerinde siz içinde saatli bomba taşıyan bir otobüse binmiş uçurumdan aşağı yuvarlanıyorsunuz. Gel beraber ölelim diyorsun. Ne saatli bombası dediler? Bak Roma Anlaşması'nda İki tane temel maddeniz var. İşte bunlar birer saatli bombadır. Bir tanesi diyorsunuz ki bizim kültür temelimiz eski Roma medeniyeti olacak. Eski Roma medeniyeti kuvveti üstün tutan medeniyettir. İnsanlığa saadet getiremez. İkinci bir patlayıcı bomba ise bizim ekonomik düzenimiz faizci kapitalist düzen olacak diyorsunuz. Faizci kapitalist düzen zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve sosyal patlamaya sebep olur. Nitekim ortak pazarda çalışan emekçilerin reel gelirleri yıldan yıla artmıyor, azalıyor. Ortak pazardaki faiz bu haksız kazanç ahlak bozukluğuna sebep olur. Ortak pazar sosyal bakımından bir uçurumun kenarındadır. Uyuşturucu rakamlarına bakın, AIDS rakamlarına bakın, kriminal rakamlara bakın, boşanmalara bakın, doğum azalmasına bakın. Bütün bu rakamlar ortak pazarın nasıl bir felakete doğru gittiğini gösteriyor. Onun için biz Türkiye'nin ortak pazara girmesine karşıyız. Biz Türkiye'nin Müslüman ülkelerle ortak pazar kurmasına taraftarız. Şartımız nedir? Adil düzene dayanan bir ortak pazar olacaktır. Bu Türkiye'yi yüceltecek olan budur. Bugün Amerika'da uçak sanayinde 700 bin kişi çalışıyor. Bunun 300 bini Amerikan ordusuna uçak yapıyor. 400 bini Müslüman ülkelere uçak yapıyor.
Suudi Arabistan bir sipariş verdiği zaman 5 milyar dolarlık sipariş veriyor. Siz hiç bu siparişlerin Türkiye'ye verileceğini düşündünüz mü? 1,5 milyarlık İslam alemi, teknolojik bakımdan en ilerlemiş ülke Türkiye. Bunların sayısız ihtiyaçlarını Türkiye'de adil düzen ilan edilmiş, her tarafta isteyen fabrika kurmuş, atölye kurmuş ve bu ihtiyaçlar Türkiye'den karşılanıyor. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin lider ülke olması demektir. Onun için Batı ile ortak pazar olmak demek, uşak olmak demektir. Müslüman ülkelerle ortak pazar olmak demek, bütün dünyada lider ülke olmak demektir.